sporcular bir salona girdikler, özellikle salon sporları, birçok şeyle karşılaşıyorlar. Birçok hastalık biliyorsunuz solunum yoluyla bulaşıyor. Evet. Ve spor salonlarında özellikle bazı işte kullanılan malzemeler var. İşte dumbbell'lar var konulan, işte orada mekik çektiğimiz cihazlar var. Yerde zeminler var. Zeminler bazı maddelerle kaplanıyorlar. Evet. Ve bunlar düzgün bir şekilde temizlenmediği sürece, havalandırılmadığı sürece bunları ölçmüşler hocam. Evet. Ölçmüşler. Spor salonlarında belli saatlerde havada neler var? Hı hı. Sadece bakteri olarak düşünmeyin, virüs olarak düşünmeyin. Formaldehit, ozon, karbondioksit, hı hı. bir sürü. O şeyleri boyadıkları, cihazları boyadıkları, boyalarından çıkan kokuların kimyasal şeyler. Bunların hepsi şeyi etkiliyor. Biz spor salonuna gittiğimizde özellikle kışın, mesela bizim ülkemizde şöyle bir olay da vardır. Çok ilginçtir. Pazartesi, salı spor salonları çok dolu olur. Evet. Çarşambaya, perşembeye, cumaya doğru azalır. Cumartesi, pazar etler yenilir. Diyetler bozulur. Pazartesi sabah akıllanılır. Evet. Pazartesi, salı gidilir. Özellikle pazartesi, salı bir salona girdiğimizde biz akşam nefes alınmıyor orada. Evet. Tamam, siz bedeninizi çalıştırıyorsunuz ama işte aerobik egzersiz. Ne demek? Oksijen. Evet. İçeride oksijen yoksa sizin yaptığınız sporun hiçbir yere faydası yok. Evet. Şimdi siz buradan bakteriyi alacaksınız. Solunum yollarını etkileyen, alerjik, astımı tetikleyebilecek, alerjiyi tetikleyebilecek bir maddeyi alacaksınız. Tüberküloz. Bilmiyoruz ki insanlar spor salonuna gelen ya da basket maçı izlemeye gittiniz. Kapalı alandasınız, voleybol maçı izlemeye gittiniz. Orada ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani bunların solunum yoluyla ulaşabilecek şeylerin de çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle salonların çok iyi temizlenmesi lazım. Yönetmeliklerde muhtemelen belirtilmiştir. Bu uçucu gazların, işte o kaplama zeminlerin, zeminler kaplanırken insan sağlığına tehdit oluşturmayacak şekilde maddelerle kaplanması. Mesela halılarla kaplanıyor. Halı. Halı inanılmaz mikrop üretir. Evet, yani o mitler, akarlar, o dediğimiz şeyler yürüyünce direkt yukarıya toz kalkar. Ve havada asılı kalıyor bunlar. Evet. Birçok. Bunların hepsinin bu bölgeye çok ciddi zararı var. Siz sağlık yani spor yapmaya çalışırken sağlığınızı kaybediyorsunuz. Hele güçlü dönemde. Evet. Yani, korona olmadan da bunlar. Tabii korona için söylemiyorum hocam. Genel söylüyorum. Koronaya zaten girmedim. Tüberküloz dedim. Hı hı. Bazı bakteriler, bazı mikroplar, bazı gazlar, ozon, bir sürü şeyi ölçmüşler. Karbondioksit miktarının mesela çok yüksek olduğunu bulmuşlar. Ozon gazının çok yüksek olduğunu bulmuşlar. Bunların çok iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Ve sporcunun sağlığını bizim korumamız lazım. Yani biz oradan para kazanıyorsak, o salona geliyorsa sporcu, para veriyorsa, karşılığında da sağlığını kaybetmemesi lazım. Daha sağlıklı bir şekilde evinin yolunu tutması lazım ve sabah işine gitmesi lazım diye düşünüyorum. Siz dediniz ya hocam, pazartesi, salı günü işte dolu oluyor. Hani cumartesi, pazar, hani yedikten sonra zannediliyor ki işte hemen onu verelim, tekrar yiyelim. Hocam spor onun için bütündür. Yoğunluğu. Devam etmesi yoğunluğu gerekiyor. Devam. Ancak orada spor salonlarının dolu olup havasız kalması, bahsettiğiniz doğru. Ama derler ya, hırsızın hiçbir suçu yok. Şöyle bir şey var. Havalandırmaları düzenli, geniş alan var ise her şey tabii ki biraz ekonomik düşünülüyor. Onlara da dikkat edilecek. Onu da kim seçecek hocam? Halk seçecek, spora giden kişiler seçecek bunları bir. Onun için müsaade ederseniz tabii sporcu sağlığıyla hocam. İlgili hemen belirteyim. Kişisel temizlik kurallarına uymak. Düzenli duş alışkanlığı hemen spordan sonra duş alışkanlığı, ki onu hocam gayet güzel açıkladı. Giysilerin sık değişimi. Yani giysilerin de hijyenik olması. Ayakkabıların temizliği. Aletlerin kesinlikle bulaşıcı. Yani herkes buradan elini tutuyor. Tamam, bisiklet veya diğer aletlere. Öbürü geliyor elini tutuyor. Tabii, şimdi bantı yapıştırıp onun üzerine
bildiğimiz bantı yapıştırıp o bantın üzerinde mikroskopla incelendiği zaman ilgili kişiler onun içerisinde ne tür mikroplar olduğunu bir düşünün hocam. Tabii. Havuz, yüzme havuzları. Biz mesela yüzme havuzumuzu hemen kapattık. Çünkü aynı gün kapattık bu virüsten sonra. Havuzların kapatılması ve virüsten sonra da korunması ve bakımının yapılması. Evet. Ve her şeyden önce demin söylediğim düzenli uyku ve beslenme. Buna dikkat edilmesi. Oyun alanında bulunan kablolar. Bunlara hiç mesela düşünmüyoruz. Değil mi hocam? Tabii. Tabii. Şurada da gördüm mesela kablolar. Değil mi? Evet. Yani dikkat edilecek. Oyuncuların aksesuarları. Aksesuarları var. Ve her mesela boksörün kaskı, öbürünün kasklar. Ne kadar mikrop taşıdığını bilemiyoruz. Evet. Onun kaskını alıp oradan, onun eldiveni alıp oradan düşünebiliyor musunuz? Aslında tamamen kişisel olmalı değil mi hocam? Kesinlikle. Hani normal hayatımızda da bu koronadan önce de... Kişisel olmalı. Evet. Aynı zamanda da bunların her zaman dezenfekte edilmeli. Hı hı.